Sol Parti Kayseri İl Başkanı Özge Mutlu, düzenlediği basın toplantısında elektriğe yapılan son zamları değerlendirdi. Zamlarla birlikte faturaların 2-3 katına çıktığını öne süren Mutlu, elektrik dağıtım şirketlerinin bir an önce kamulaştırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın fantastik tezleri, TÜİK'in sahte verileri, bir Nas, bir Çin modeli derken ülkemiz felaketten felakete sürüklendi. 3 ayda dövizi de, faizi de, enflasyonu da yükseltip yeni zam ve vergilerle halkı soydular. Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP! Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP! Zam, zulüm, yoksulluk, işte AKP! Elektrik faturalarımız zamlarla 2-3 katına çıktı. Bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımının özelleştirilmiş olmasıdır. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil, şirketlere haraç kesiyorlar. Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki 3 kuruşu çalıyorlar. Bu faturalar ödenmez. Bu faturaları ödetmeye kalkmak, bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir. Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın. Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın. Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın. Enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL olan fatura 25 TL'ye düşecek. Nasıl mı? Kamu kurumu olan enerji üretim anonim şirketleri zamlarla birlikte dağıtım şirketlerine 2022 itibarıyla elektriğin kilowatt saatini 31.86 kuruştan satarken halka gelen enerji bedeli 134.89 kuruş. Yani enerji şirketleri tarafından kamu fiyatının üzerine 4.23 kat ücret konuyor. Yani enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL'lik fatura 25 TL'ye düşecektir. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil, şirketler için toplanan haraçtır. Bu pahalılık ve zamlara son vermenin bir yolu var. O da enerji şirketlerinin derhal kamulaştırılması, enerji hizmetinin bir insan hakkı olarak görülerek devlet eliyle sunulmasıdır. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır. Şirketler değil gençler kazansın. Dağıtım şirketlerinin bir ayda toplam abonelerden elde ettiği gelir 2021'de 19.7 milyar lirayken 2022'de 42.2 milyar liraya çıkacak. Yani özel şirketler her ay 22.5 milyar lira fazladan gelir elde ederken aylık gelirleri de %114 artmış olacak. Son zamlarla birlikte toplamda yıllık 270 milyar ilave gelir elde etmiş olacaklar. Bir aylık karları ile bu memleketin gençlerinin sırtında bir yüke dönüşen KYK borçlarının tamamı 10 kere ödenmiş olacaktır. Özelleştirmelerle ülkemizin tüm kamu birikimleri haraç mezat satıldı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden bu piyasa düzeni devam ettirilerek şirket egemenliği korunarak çıkılmaz. Enerji şirketleri kamulaştırılmadan, bunun mücadelesi gerçekleştirilmeden bu zamlar geri alınamaz. Enerji haktır, zamlar geri alınsın. Enerji haktır, zamlar geri alınsın. Enerji haktır, zamlar geri alınsın. Türkiye'nin krizden çıkışı için acil bir kamucu dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Yerli yabancı sermayeye peşkeş çekilen halka ait tüm varlıklar yeniden kamulaştırılmalıdır. Ekonomiden siyasete, eğitimden sağlık sistemine kadar her alanda kamucu, toplumcu bir anlayışın egemen kılınarak özelleştirmelerle yağmalanan yandaş sermayeye peşkeş çekilen kamu malları yeniden kamuya iade edilmelidir. Eğitim ve sağlık her düzeyde parasız olmalı, özel eğitim kurumları ve hastaneler kamulaştırılmalıdır. Tüm halkımızı bu mücadeleyi birlikte sürdürmeye, halka ait olan her şeyi geri almak için birleşmeye çağırıyoruz. Özgürlük, adalet, memlekete sol gerek.